Ürdün'ün Salt şehrindeyiz. Salt, Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir. Daha doğrusu Orta Doğu'da çok çok önemli olan, Türk tarihi açısından çok önemli olan şehirlerden birisi. Ürdün'ün başkenti Amman'a 30 kilometre kuzeybatısında olan bu şehirde çok acı bir öykümüz var. Türk savaş tarihinde çok önemli bir yere sahip burası. Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde 1918'in 24 Mart'ında başlayan ve 26'sına kadar süren çok kanlı savaşların olduğu bir bölge. Burada 4. Ordu'nun 48. Tümeninden kalan alaylardan oluşan 300 kişilik bir birliğimiz var. Elde kalan, avuçta kalan. Ve bu Ürdün ve Filistin arasındaki Yuşa Vadisi'ni geçmek isteyen 20 bin kişilik bir İngiliz birliği var. Yani kendisinden yaklaşık 100 kat fazla olan bu İngiliz kuvvetlerine karşı burada dünya harp tarihini yeniden yazan kahramanlar yatıyor. Çok harp tarihinde de çok önemli bir direniş var Yuşa Vadisi'nde. Bu 300 kahraman 3 gün İngilizleri burada çakıyorlar, bir adım attırmıyorlar. İngilizler her zaman olduğu gibi orantısız güç kullanıp hava kuvvetlerini devreye sokup bölgedeki bütün uçaklarıyla bu vadiyi vuruyorlar. Ve 300 kahramanımız burada şehit oluyor. Salt çok taşlık bir bölge. Bırakın mezar kazmayı, bir hurma tanesini bile kazacak bir toprak parçası bulmak çok zor. Kayalık her taraf. Salt halkı burada şehitlerimizin mübarek bedenlerini toplayıp bu mağaraya getiriyor. Ve bu mağarada üzerleri taşlarla falan örtülerek muhafaza edilmeye çalışıyor. İşte böylesine hüzünlü bir öyküsü var Salt şehrinin ve Salt şehitliğinin. Ancak şehitlerimiz mübarek bedenleri zifrin küfür karanlığını ebediyen aydınlatacak bir güce sahip. Bizler de geldik burada bu güçten, bu kaynaktan beslenmek için buralara geldik. Ürdün Salt şehitliğinden Türkiye'ye selam olsun.